Mutlu sabahlar Ekonomi 7.24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Her sabah olduğu gibi bugün de Türkiye ve Dünya Ekonomisi'nin satır başlarına birlikte bakacağız. Bugün Merkez Bankası'ndan kalanları Dünya Ekonomisi'nde yaşanan durgunluk endişelerini, Avrupa'da Brexit ile başlayan kaygıları konuşacağız. Az sonra konuğumuzla birlikte son rakamlarla yanınızda olacağız. Ekonomi 7.24 başlıyor. Ekonomi 7.24'te gündem başlıklarını konuşacağız dedik. Polis Akademisi öğretim üyesi Levent Yılmaz konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. yayınlar diyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim değişmez belki de konu başlığımız döviz cephesinde ne oluyor? Önce onunla başlayalım. Rakamlarımız da gelsin. Beraber detaylara bakalım. E ardından da e konuşalım nereye gidecek dövizdeki bu seyir. E hafta başından bu yana hareketli. E, baktığımızda rakamlara dünden itibaren Merkez Bankası'nın kararı sonrasında da bir gevşeme gördük. Dolar TL'de 5.3667 oklar yukarıda ama e, belki son birkaç günü değerlendirmek gerek. Euro TL'de 6.1230 seviyesini görüyoruz. Yine yeşile dönen oklar var. Altın cephesinde 1292 dolar ons başına seviye seyrine yatay demek daha mümkün ve Borsa İstanbul 95.411 seviyesiyle kapatıyor. %2,40 oranında değer kazancı var. Dolarla başlıyorum. Ne oluyor bu dolara? Yani doları artık teknik verilerden daha ziyade biliyorsunuz siyasi verilerle, Trump'ın tweetleriyle e, takip evet. etmeye başladık. Hafta başında biliyorsunuz Trump'ın işte Türkiye'yi bir ekonomik e, saldırıyla tehdit ettiği, e, Türkiye ekonomisini mahvederiz diye tehdit ettiği bir tweetle başlamıştık. Tabii orada e, aslına bakarsanız bizim için bir stres testi de oldu. Yani Amerikan Başkanı'nın Türkiye ekonomisini mahvetme tweetinin bizi ne kadar zarar vereceğini de gördük. %2'yi bile bulmayan bir yukarı yönlü dolar Ağustos'taki hareketini gördük. Ağustos'ta yaşananlardan Tabii. farklı bir şeydi, değil mi? Tabii yani Ağustos'ta yaşanan çok daha farklı bir şeydi. Orada gerçekten teknik bir saldırı vardı. Bizim literatürde spekülatif kur ata dediğimiz ve gerçekten karşılığı olan hızlı bir şekilde kurun fırladığı ve Türkiye'de piyasalar kapalıyken olduğu için müdahale etme şansınızın olmadığı bir ataktı o. Ondan farklı bir şeydi ama bu ama. Ama şu anlamda da hani o tweetlere verilen anlık tweetlere verilen tepkiler bağlamında da piyasanın kaygı ve korkusu bağlamında da fark gördünüz mü bu? Tabii şöyle bir şey oldu. Ağustos ayındaki spekülatif kur atağının ardından alınan tedbirler ve o dengelenme süreciyle beraber karşımıza çıkan ekonomi politikasının oturduğu patikada şunu gördük. Yani tweet de olsa herhangi böyle biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da ufak bir hareket olmuştu kurda yukarı yönlü yani mekanizmanın, o alınan önlemlerin işe yaradığı bir e, politika var, politika seti var elimizde. Dolayısıyla eskisi kadar riskli durumda değiliz bu spekülatif kur atakları açısından. E, kaldı ki e, bunu da hafta başında Trump'ın attığı tweet'in ardından işte %1.6'lık, 1.7'lik bir yukarı yönlü hareketle gördük. Hemen ardından Erdoğan-Trump telefon görüşmesinin ardından Trump'ın yeni bir tweet'i ve dün Merkez Bankası kararı ile beraber tekrar e, o günkü seviyenin de altına doğru bir hareketi gördük dolarda belki de şurada belki hata yapıyoruz bütün ekonominin gidişatı ile ilgili dolar gösterge mi sizce Asla bir gösterge değil kur Pek çok değişkenden sadece bir tanesi tabii bizim gibi e, gelişmekte olan ülkeler açısından baktığınızda kur hareketleri şu, şu açıdan önemli. Bizim işte biliyorsunuz önemli e, ihracatımızın önemli bir kısmı da ithalata bağlı olduğu için orada çok bizi etkiliyor. Enflasyon tarafında e, kur geçişkenliğinin ciddi etkisi olduğunu biliyoruz. O açıdan takip ediyoruz. Kuru yani dövizi takip etmek zorundayız ama döviz tek başına bir e, asla gösterge değil. Diğer tarafta işte işsizliğe bakmamız lazım, sanayi üretim endeksine bak yapmamız lazım. Bu hafta açıklanan verilerden evet. başlayarak söylüyorum. Büyüme rakamlarına bakmamız lazım. yani pek çok değişken var ama kur bu tarz dönemlerde özellikle dünya ekonomisinin içinde olduğu bu beklentilerin giderek aşağı yönlü olduğu dönemlerde bizim gibi gelişmekte olan ekonomileri biraz daha yakından ilgilendiriyor. Bir de biliyorsunuz Özel kesimin yüksek bir döviz borcu evet. vardı. Onun da yarattığı bir risk algısı var. O açıdan baktığımızda kuru biraz daha yakın takip ediyoruz ama asla tek başına bir gösterge olamaz. Peki Merkez Bankası'na gidelim. Dün doların seyrinde de az önce siz de aktardınız. Önemliydi. E, hemen enflasyon düşünce biz böyle indirim beklentilerini konuşmaya başlamıştık. E, nasıl buldunuz dünkü kararı? Bu sefer e, dikkatimi çeken bir başka nokta Merkez Bankası'nın kararından çok o kararın alt metninde neler dediği sorgulanmaya başladı. Biz bunu hep fede yapardık. Ne diyorsunuz? Evet. Ya Şimdi aslında şöyle bir sürecin içerisindeyiz teknik verilerden daha ziyade siyasi gelişmelerin yani küresel siyasi gelişmelerin etkin olduğu bir dönemin içerisine girdik. Bu bakımdan Merkez Bankası kararlarında teknik verilere baksaydık eğer bakarak hareket etseydik aslında işte enflasyon beklentisi biliyorsunuz 15.14'e düştü önümüzdeki 12 ay içerisinde işte cari dengede tam olarak hani cari fazla veriyor olmamız işte o tarafta işlerin iyi gittiği anlamına gelmiyor ama o dengelenme süreci içerisinde cari fazla veriyor olabilmek bizim açımızdan önemli. Ki ona e, dikkat çekmiş Merkez tabii, Bankası. E, o çok önemli. Öbür taraftan yine e, biliyorsunuz kobi değer e, paketi açıklandı. Reel sektörü desteklemeye yönelik hareketler var. Bu taraftan baktığınızda Merkez Bankası'nın işte 10 Ağustos'taki spekülatif kur atağından öncesine baktığımızda hem Türkiye'nin risk primleri açısından hem de dövizin seviyesi açısından aşağıya doğru hareket edebilecek alanı vardı. Ama Merkez Bankası şuna bakıyor, bir taraftan da diyor ki finansal istikrarı da ben gözetmek zorundayım. Henüz bu tehlike geçmiş değil diyor Merkez Bankasının alt metninde diyor ki evet enflasyonda bir belirgin aşağı yönlü hareket başlamış gibi görünüyor ama fiyat istikrarına yönelik riskler devam ediyor. Ben biraz daha bekleyeceğim dedi Merkez Bankası. Hani bunu da anlayabiliyoruz. Diğer taraftan aşağı, aşağı yönlü bir faiz indirimi yapsaydı onu da anlayabilirdik ama Merkez Bankası birazcık daha beklemeyi tercih etmiş durumda. Tabii ellerindeki veri setini iyi görmemiz lazım. Onu, yani onu biz bilmiyoruz onlar ellerindeki veri setiyle hareket ediyorlar. Ama piyasa beklentisi açısından baktığınızda Merkez Bankası piyasadaki beklentiyi karşılamış oldu. Reel sektör açısından baktığınızda belki Merkez Bankası birkaç puan aşağıya gelebilirdi. Çünkü reel sektörün şiddetle ihtiyacı var. İşte hafta içinde açıklanan sanayi üretimi ve ve işsizlik rakamları bir taraftan da o kredi desteğinin gelmesi gerektiğini bize gösteriyor. Peki dünkü yine Merkez Bankası kararının ardından artık bunu geride bıraktığımıza göre Mart'ta ne olura geldi konu. Yine o metinden Mart'ta da bir indirim gelmez sinyalini alanlar var. Siz nasıl yorumladınız? Ya, metin aslında şunu söylüyor. Ben buradaki gelişmeleri takip ediyorum. Evet enflasyonda bir aşağı yönlü hareket başlamış gibi görünüyor. Ama bunu göreceğim. Yani i̇yice belirle, belirginleşmesini bekleyeceğim. Diğer taraftan diyor fiyat istikrarına ilişkin riskler devam ediyor. Onun için ben burada bekliyorum ihtiyaç duyduğum anda toplantı tarihini beklemeden e, hızlı bir şekilde yeniden karar da alabilirim. Yani burada eğer e, e, ekonominin genel dengesine yani fiyat istikrarına yönelik de bir hareket görürsem toplantıyı da beklemem karar alabilirim. Oradaki o cümle Mart ayı içerisinde e, Mart ayı içinde bazı analistler tarafından hani Mart'ta da bir aşağı yönlü hareket beklemeyin ifadesine e, neden oluyor ama Mart'a kadarki sürede de eğer oradaki belirginleşme artarsa neden olmasın? Yani Dolayısıyla burada biraz niyet okumaktan daha ziyade süreci takip etmemiz lazım. İşte önümüzde bir Münbiç olayı var. Hani bunlar etken hani Merkez Bankası konuşuyoruz ama Amerika ile ilişkileri göz ardı edemeyiz. Yani Trump'ın bir tweetiyle işte hemen birden kurda bir hareketlilik görüyoruz. E, kurdaki hareket bizi çok etkiliyor enflasyon tarafında. E, yani hem fiyat istikrarı tarafında etkiliyor hem de finansal istikrar tarafında etkiliyor. E, Merkez Bankası elbette kanuni görevi fiyat istikrarı ama Merkez Bankası her toplantısında hemen hemen şuna vurgu yapıyor. Ben finansal istikrara da bakarım. Yani onu da o da benim hani görevim resmi olarak 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nda görevim değil ama ona da bakarım diyor. Dolayısıyla bütün bu gelişmeleri takip edeceğiz. Yani Trump'ın tweetlerinden Münbiç'teki gelişmelerden yani Fırat'ın doğusundan bağımsız bir dünya yok. Hepsini eş zamanlı olarak izlememiz gerekiyor ama Mart ayı için şu aşamada bir şey söylemek çok erken. Çünkü işte belirgin bir talep daralması da var bir taraftan. Kredi büyümesine baktığımız zaman negatif bir seyir var. Dolayısıyla bunları birleştirdiğinizde enflasyonda belki beklediğimizden daha hızlı aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. O zaman Merkez Bankası da piyasa koşullarına bakarak hareket edebilir. Ama bu şu anda bir öngörü çünkü anlık her şey değişebiliyor ekonomide. Evet hem ekonomide hem bizim coğrafyamızda her şey hareketli. Çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz aslında az önce. Reel sektörün bulunduğu durum buna dair yapılanlar. Şimdi Merkez Bankası'nın mevcut faiz oranıyla enflasyona yine Merkez Bankası'nın faizle piyasadaki oluşmuş faize baktığımızda orada bir hareket alanı da var. Dolayısıyla biz kredi faizlerini çok konuşuyoruz. O destek paketlerinde de yapılmaya çalışan evet eğer kredi faizleri düşmüyorsa bankalar bunu yapmıyorsa biraz devlet destekli işin git. Nasıl bir tablo var? Reel sektör neye ihtiyaç duyuyor şu anda? Şimdi bizim reel sektörümüz yani reel sektör dediğimiz yapının önemli bir kısmı kobilerden oluşuyor. Neredeyse tamamına yakını kobilerden oluşuyor ve kobiler üretim yapan, istihdam sağlayan, dış ticaret fazlası veren mekanizmalar. Yani ihracatı ithalatından fazla olan mekanizmalar. Şimdi burada kobilerin finansmana erişimi ve finansmana erişirken de bunun maliyeti çok önemli. Şimdi bugünkü faiz seviyelerinden bunun çok e, kobilerin istediği düzeyde olmadığını görüyoruz. E, bir taraftan da işte bu belirgin talep daralması ile beraber ortaya çıkan tabloda üretim potansiyelinin altında bir üretimle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla burada zaten hükümet de bunu görmüş olacak ki geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan o kobi değer e, kredisi paketinde de bunu gördük. Ciddi oranla 20 milyar lirayı bulan bir destek paketiyle e, destek verilmiş olduğu sürece bu süreç açısından çok kritik öneme sahip bir değer paket. Yani bu paketin biz çıktılarını önümüzdeki aylardan itibaren göreceğiz. Çünkü ekonomide ekonomide şöyle bir yapı var. Hani olumsuz şeylerin çıktılarını anında görüyorsunuz. Olumlu hareketler biraz zaman alıyor size olumlu dönüş getirebilmesi için. Bu açıdan baktığınızda bu paketin çıktılarını önümüzdeki süreçte göreceğiz ama. O döneme kadar bir taraftan enflasyonla mücadeleyi bırakmadan, bir taraftan da reel sektörü destekleyecek bir hareket yapılmaya çalışılıyor. Burada bunu da çok anlayışla karşılamak lazım çünkü gerçekten enflasyonun geldiği seviyeler Türkiye için asla kabul edilebilir değil ve bizim içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkeler seviyesi içinde de bunu bu seviyenin yüksek olduğunu biliyoruz. Ama enflasyonla mücadele ederken reel sektörde tamamen durdurmamamız gerektiğini de zaten işte geçtiğimiz hafta açıklanan pakette de görmüş olduk. Yani aslında Burada biz büyüme ya da enflasyon arasında bir tercih yapmayıp dengeli götürmek zorundayız. dengeli götürmek zaten. zorundayız sebebi şu. Yani biz genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Yani Avrupa gibi yaşlı bir nüfusunuz olsaydı birazcık orada büyümeden feragat edip enflasyon tarafına daha hızlı yoğunlaşabilirdiniz. Ama işte işsizlik rakamları açıklandığında genç işsizliğin ulaştığı seviyeyi gördüğümüzde ve işsizlikteki o yukarı yönlü harekete baktığımızda bizim yani enflasyonu düşürürken büyümeyi de göz ardı etmememiz gereken bir ülke olduğunu da unutmamamız lazım. Bu çok önemli. Yani burada bunun toplumsal karşılığı olduğunu da unutmayalım. Yani üniversiteden mezun olan gençlerin Lütfen. iş aradıklarını unutmayalım. İşte bu daralmayla beraber olası bir işten çıkarma sürecinin Türkiye'ye zarar verebileceğini de unutmamak lazım. Ha şimdi hükümet bunu gördüğü için bir kobi değer destek e, paketiyle burada bir alan açmaya çalıştı. Bir yandan işveren destekleri Tabii, var. Tabii destekleri var, istihdam destekleri var biliyorsunuz. Ama öbür tarafta enflasyon mücadelesi kritik. Onu da göz ardı etmememiz lazım ama her şeye rağmen Merkez Bankası'nın e, önünde aşağı yönlü bir patika var mı? Bence yavaş yavaş oluşmaya başladı. Hem kura bakabiliriz, hem önümüzdeki önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerine bakabiliriz. Cari dengeye bakıyoruz. Öbür taraftan da e, CDS yani risk primlerine baktığımız zaman yani burada bizim uluslararası ilişkilerimizde attığımız adımlarla desteklenen bir süreçte Merkez Bankası'nın aşağı gelebilmesi için önünde bir alan açılıyor diyebiliriz. Şimdi benim en çok karşılaştığım soru kim bilirse ne kadar çok geliyordur. Dolar ne olacak faiz düşecek mi? Zaten piyasada yani insanların en çok merak ettiği soruların başında özellikle tüketiciye yansıyan o faizlerde biz nasıl bir periyotta düşüş bekliyoruz? Açıkçası burada merkez bankasını görmemiz gerekiyor. Merkez bankasının işte bu toplantıda pas geçti. Merkez bankası e, sabit tuttu. İşte Mart ayını bekleyeceğiz. Ama bir taraftan da piyasa kendi içerisinde bir e, fiyatlama mekanizması uyguluyor. Bir taraftan faizlerle ilgili. Bunu takip edeceğiz kurun yani kur için hani bir öğretim üyesinin teknik bir seviye belirtmesi çok doğru değil ama ben orada reel efektif döviz kuruna bakarak yani Merkez Bankası'nın hesapladığı rakama bakarak bir şey söyleyebilirim. Aslına bakarsanız TL olması gereken seviyeden birazcık daha değerli bir süreçte bu ihracatçılar da biliyorsunuz sürekli dile getiriyorlar. Yani TL'nin olması gereken seviyeden daha değerli olması Türkiye'nin ihracatı açısından çok işe yarayan istenilen bir durum değil. TL olması gereken seviyeden biraz daha değerli görünüyor. Yani kurda biraz daha yukarı yönlü hareket izlenebilir ama Merkez Bankası o biraz önce saydığım geçişkenlik ve şey işte reel sektörün yüksek döviz borcu bir taraftan da onun enflasyona etkileri yani kurun enflasyona etkileri açısından o finansal istikrarı da göz önünde bulundurarak faizi yukarıda tutarak hani yüksek faizi çalıştırarak dengelemeye çalışıyor. Bu açıdan baktığımızda önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nı daha yakından takip edeceğiz. Toplantı metinlerini satır satır inceliyorduk. Artık kelime kelime incelemeye başlayacağız. Tıpkı FED'de olduğu gibi çok geçişkenli bir sürecin içerisindeyiz. İşte biliyorsunuz Brexit süreci Avrupa Birliği'ni etkiliyor. Almanya'da sanayide ciddi bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Öbür taraftan Fransa'daki sokak hareketleri. Dönüyorsunuz Avrupa Birliği'nin bütünüyle ilgili yani birliğin birliği tartışılıyor. Evet. Amerika-Çin ticaret savaşları. Peki tam yeri geldi o evet. zaman dünyaya geçelim. Dünyaya geçerken de dünya borsalarına da bir birlikte göz evet. atalım. Neler olmuş bitmiş. Ee, bize baktığımızda Borsa İstanbul dün yükselişle tamamladı. Ee, dünya borsalarıyla aslında çok paralel bir seyir görmüyoruz galiba Borsa İstanbul'da. Dünyada ne oluyor? Dow Jones Nasdaq S&P 500 ee, 3 Amerikan endeksinde de yükseliş eğilimi var. bu yükseliş eğiliminde aslında Çin'in genişleme politikası, bilançolar neler etkili? ne kadar önemli var Amerikan endekslerinin yükselmesi bize küresel ekonomi hakkında bir ipucu veriyor mu bu endeksler? Ya aslında bakarsanız şu anda biliyorsunuz Amerika hükümeti Amerikan hükümeti kapalı biliyor. Bu arada evet. Yani hamburger yiyorlar. Evet, Trump biliyorsunuz işte Beyaz Saray çalışanları ücretlerini maaş çeklerini alamadığı için ücretsiz izne ayrıldığı için misafirlerine hamburger ikram etti Beyaz Saray'da. Aslında biraz da o işin şov tarafı da var biliyorsunuz. Amerika'da hükümet kapalı. Şimdi bunun bir etkisi var. Öbür tarafta Çin belirgin bir yavaşlama içerisine gireceğini hissettiği için hızlı bir şekilde bir genişleme, genişleme politikası uygulamaya başladı. Bir bakıyorsunuz Trump diyor ki Çin'le diyor ticaret savaşı görüşmelerimiz iyi gidiyor bunu olumlu neticelendirebiliriz diyor. Ama bakıyorsunuz bir taraftan başka bir gelişme yaşanıyor. Mesela Çinli bir şirketin yöneticisi tutuklanabiliyor Kanada'da. Evet. Şimdi dönüyorsunuz Çin bu sefer iPhone satışlarına bir sınırlama getiriyor. Orada işte dünyanın bir dünyanın en değerli şirketi olan Apple bir anda hızlı bir şekilde 250 milyar dolar değer kaybedip aşağıya gelebiliyor. Ya şimdi bu rakamlar ne ifade ediyor derseniz bunlar anlık şeyler. Yani bir bakıyorsunuz yükseliyor bir bakıyorsunuz düşüyor. Yani burada bir trend yakalamak çok zor çünkü o kadar çok Geçişkenlik var. O kadar çok karmaşık bir durum var ki anlık olarak takip etmek gerekiyor. Bunlar spekülatif dönemlerdir. Yani hem borsa açısından da, döviz açısından da söylemek gerekir. Çok hızlı sert hareketler yapmadan süreci izleyerek takip etmek lazım. Yani burada işte Dow Jones'taki yukarı yönlü hareketi görüp de, e işte Dow Jones yukarı gidiyor diye. Ama şey yarın, değil doğru. Yarın inanılmaz bir gelişmeyle hızlı bir şekilde aşağı gelebilir ki biliyorsunuz 2 3 hafta önce çok sert düşüşler yaşadık. Şimdi bu rakamlar her ne kadar yükseliş olsa da hala e, Amerikan endeksleri 50 günlük ortalamanın altında. Adse Ve da biliyorsunuz Amerika'da bir resesyon beklentisi var. Şu anda bazı analistlere göre 2019 yılı içerisinde Amerika'nın resesyona girme olasılığı %50'lere ulaştı. ABD ile birlikte aslında küresel ekonomi içinde bu büyük tabloyu da konuşalım. Asya cephesi karışık yine işte Çin'de baktığımızda ticaret savaşlarının belki en ciddi etkisini gördüğümüzü söyledik dış ticaret verilerinin içinde. Arkasından genişleme politikası geldi. Şimdi Avrupa Merkez Bankası bir genişleme politikasından bahsediyor. Daha doğrusu çok beklediğimiz veriler zayıf, çok da sıkı para politikası olmamalı diyor. Avrupa'ya da bakalım hemen. Avrupa'dan başlayıp dünyada ne oluyor diyelim. Avrupa'ya baktığımızda Londra dışında hemen tüm endekslerde yükseliş görüyoruz. Londra'da düşüş var. Paris'e Berlin borsası ve diğer Avrupa borsaları da yine dünü yükselişle kapatmayı başarıyor. Ama aslında biraz önce konuştuğumuz en önemli göstergesi bu tabii ki. Borsalar yükseliyor ama Avrupa'ya ne oluyor? Sanki her şey çok mu iyi? Hayır değil. Endişelerin belki başlangıç noktası ne dersiniz? Aslında biraz böyle çok az geriye aldığımızda hani e, şu anda da sosyal medyada çok yaygın ya 10 yıl öncesi 10 yıl sonrası 2019 10 yıl önce yılın 2008 tam, 2009 tam kriz yani karşılaştırması yani, tam kriz karşılaştırması yapabilirsek şunu görüyoruz 2008 krizi bitmedi 2008 krizi bitseydi 2008 küresel finansal krizinin ardından alınan önlem paketleri, Merkez Bankası politikalarında değişiklikleri görür. İşte kriz bitti artık önümüze bakacağız diyebilirdik. Şimdi Amerika tarafına bakıyorsunuz. Hala resesyon riskinden bahsediliyor. Yani öyle inanılmaz bir düzlük olmadı Amerikan ekonomisinde. Avrupa tarafına dönüyorsunuz Avrupa Birliği Merkez Bankası tam işte genişlemeden vazgeçiyordu duruyordu falan derken yeniden bir genişleme konuşulmaya başlandı. Çin tarafına gidiyorsunuz işte ticaret savaşlarının etkisi var. Hatta bir ara Çin'den gelen verilerin doğruluğu bile tartışılmıştı biliyorsunuz. İşte geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde acaba Çin bu kadar büyümüyor mu? Bu verilerle oynanıyor mu tartışmaları vardı. Yunanistan'da yaşadığımız bir şeydi Tabii, geçmişte. E, dolayısıyla burada esas konu 2008 krizi bitti mi bitmedi mi? Bence kriz bitmedi. Krizin bitmediğinin en büyük göstergesi de ekonominin yanı sıra siyasi gelişmeler. Bakın Brexit konusu krizle beraber yani küresel finansal krizle beraber ortaya çıkan bir konuydu bunu göz ardı etmeyelim. Şimdi bugün Teresa May siyaseti bırakmak zorunda kalması yani siyaseti bırakacağını ilan etmesi her ne kadar güven oyu alsa da yani çok küçük bir farkla güven oyunu alabildi İngiltere hükümeti. Almanya tarafına bakıyorsunuz Merkel siyaseti bırakmak zorunda kaldı. Fransa tarafına bakıyorsunuz Avrupa Birliği'nin geleceği, geleceği, olarak parlatılan lider Macron sokak hareketleriyle uğraşmak zorunda. İşte sarı yeleklilerin protestoları devam ediyor. Şimdi buradan baktığınızda krizin ekonomik etkileri Zorlaşma yani yeniden bir zorlama sürecine sokarken dünya ekonomisini bir taraftan da siyasi çıktılarının artık sertleştiği bir dönem görüyoruz. Şimdi Merkel'in yani Almanya gibi bir ülkede ve Almanya'nın özellikle son dönemdeki o hızlı yükseliş trendinin mimarı olarak adlandırabileceğimiz Merkel'in siyaseti bırakıyor olması çok önemli bir gelişme. Bu arada 5 yılın Tabii, en yavaş büyümesiyle de Almanya karşı karşıya. Unutmayalım, İtalya bütçe hala onaylanmış değil. Yani düşünebiliyor musunuz Avrupa Birliği'nin içerisindeki durumu? Bir taraftan Avrupa Birliği değerlerinin işte o özgürlükler, işte insan hakları dediğimiz değerlerin Fransa'da sokaklarda ayaklar altına alındığı bir süreç var. Diğer taraftan o ekonomik özgürlükler, ekonomik refahın anlatıldığı Almanya'nın hızlı bir yavaşlaması var. Öbür taraftan bakıyorsunuz bütçe yani İtalya'nın İtalyan bütçesi Avrupa Birliği'nden onaylanmadı ve kısa vadede çok da hani bir ışıkla görünmüyor. E Yunanistan defalarca battı ve Brexit'ten ona vakit gelmiyor ki Yani biz dönüp İtalya'da ne oluyor diyemiyoruz. Yani bütçe. böyle bir süreç var karşımızda. e Şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz. Hangi Amerika sorusu var? Yani bir taraftan Trump'ın bir beyaz sarayda oturarak yönettiği Amerika mı etkin? İşte Pentagon kaynaklı işte savunmanın yüksek olduğu yani savunma sanayi sektörünün yoğun baskıladığı bir Amerika mı etkin Öbür tarafa bakıyorsunuz, e, Orta Doğu'da Trump biz çekiliyoruz diyor, Pentagon başka bir şey yapmaya çalışıyor. Yani burada inanılmaz bir karmaşıklık var. O karmaşıklık içerisindeki en önemli konu pozisyonunuzu koruyabilmek. Türkiye bunu yapmayı başarıyor bu taraftan. Bunu göz ardı etmeyelim. Bugünkü e, işte işsizlik seviyesi, enflasyon seviyesi, kurun geldiği seviyeler istediğimiz seviyeler mi? Asla değil. Ama şunu da unutmayalım. Yani e, Türkiye 10 Ağustos'ta spekülatif kur atan 7 gecenin sabahında 2001'deki gibi bir krize girmedi. Evet zorlandığımız bir süreç var ama onu hem aldığınız tedbirlerle hem ekonomik büyüklüğünüzle hem de stratejik aklınızla uluslararası ilişkileri de yöneterek. Bir kriz deneyimimiz de var. Yani yönetebildik süreci yani öyle çok sert hani bir sabah bir krize uyanmadık. Evet zorlandık zorlandığımız bir süreç var bunu göz ardı etmiyoruz işte reel sektördeki rakamlardan bunu görüyoruz işsizlik rakamından bunu görüyoruz ama öyle topyekün. Trump'ın tweetindeki gibi mahvolmuş bir Türkiye ekonomisi de yok. Evet zorlandık ama dengelenme ve toparlanma bir taraftan da devam ediyor. Bunların çıktılarını 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren göreceğimiz umut ediyoruz. Peki son soru olsun. Aslında gelen bütün konuluklarıma soruyorum. Bir nevi kendi manket yapıyorum. 2019 için sizde en büyük riski ne görüyorsunuz? Ee, yazınızda da dikkat çekmişsiniz. Artan bir borç var. Ee, on küresel de, bor evet, evet küresel borcun ikiye katlandığını gördük demişsiniz. Bir sıralama yaparsanız ilk üçe risklerde ne görüyorsunuz? Evet. Bence birinci risk Amerika Çin arasındaki ticaret savaşı. Bunun dünyanın geri kalanını etkilememe şansı yok. Bu herkese etkileyecek. Herkese olumsuz etkileyecek. Eğer tatlıya bağlanmazsa ki ben Trump'ın her ne kadar tatlı tweet'lerle bu iş yolunda gidiyor dese de esas niyetinin bu olmadığını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl Beyaz Saray'ın yayınladığı o Beyaz Saray'ın strateji eylem planında şu ifade vardı. Ekonomi güvenliği ulusal güvenliktir diyor Trump. Yani burayı bu tarafta çok ben umutlu değilim. Yani ticaret savaşların olumlu neticeleneceğinde. İkincisi küresel borç. Küresel borç özellikle 2008 krizinin ardından merkez bankalarının genişletici para politikalarıyla beraber ortaya saçılan diyeyim para çok ucuz faizli kur biliyorsunuz dolar da çok düşmüştü o dönemlerde. Doların da değer kaybettiği dönemlerde çok ucuz faizli çok ucuz dolar bütün dünyaya yayıldı ve bu karşımıza borç olarak çıktı. Uzun vadeli borçlar olarak çıktı. Bu küresel borçlar bazı ülkelerde IMF'nin ee, yeniden çağrılabilmesi anlamına gelecek ki işte bazı örneklerini biliyoruz. İşte Arjantin'de yaşıyoruz, işte Brezilya'da e, bir e, süreç başlayabilir. Öbür taraftan işte Pakistan'da yaşanan gelişmeler var. Yani pek çok gelişmekte olan evet. ülkede bir borç krizinin, borç miktarının çıktılarını göreceğiz. Ee, üçüncü riskleri ise ben bölgesel riskler olarak değerlendiriyorum. Orta Doğu'nun geleceği, dünyanın geleceği açısından kritik öneme sahip. Doğu Akdeniz'i unutmayalım. Doğu Akdeniz'deki e, paylaşım savaşı hala devam ediyor. Aslına bakarsanız burada çok ciddi bir rezerv var mı? Çok ciddi bir rezerv yok. Ama bir rezerv var mı? Var. Yenileri keşfedilebilir mi? Buna bakacağız. Yani Doğu Akdeniz'i unutmamamız lazım. Orta Doğu'daki gelişmeler önemli. Amerika çekiliyor mu? Çekilecek mi? E, Türkiye'nin pozisyonu ne, ne olacak? E, dağıtılan silahlar var. Yani bu silahlar evet. Afganistan'a mı kaydırılacak? Yani öbür taraftan bakıyorsunuz Orta Asya'da bazı karışıklıkların ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bu üçüncü bence temel risk de bölgesel belirsizlikler olacak. Ee, 2019 dünya için zor geçecek biliyorsunuz bütün kurumların e, tahminleri hep aşağı yönlü. Yani hem büyümeleri aşağı yönlü revize edildi hem evet. işte riskler yukarı yönlü revize edildi. 2019'un ilk iki çeyreğini görmeden e, net bir şey söylemek mümkün değil ama riskler yoğun. Peki çok teşekkür ediyoruz ben değerli teşekkür yorumlarınız ediyorum. için tahmin ettiğimizden daha iyi olsun diyelim. İnşallah. Ee, takip edeceğiz sağolunuz ve değerli izleyenler ekonomi 7.24'ü bugünlük de noktalıyoruz. Polis Akademisi öğretim üyesi Dr. Levent Yılmaz e, bu haftayı konuştuk. Türkiye ve dünya ekonomisinin satır başlarına baktık. Şimdilik noktayı koyuyoruz ama yarın saatler 9.30'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim.